Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya Büyümüze hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere üzüm çubuğu nasıl köklendirilir onu göstermeye çalışacağım. Üzüm çubuklarını tarlamızda yer alan nanelerimizin hemen yan tarafında köklendirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunun için köklendirme işlemi yapacağımız yerde hafif bir eşinti yani çukur açtık. Bu çukuru üzüm çubuklarımızı koymadan önce suyla dolduruyoruz. Ardından çapraz olacak şekilde üzüm çubuklarımızı tek tek koyma işlemi gerçekleştireceğiz. Üzüm çubuklarını köklendirirken nanelerin de önemli bir rolü var. Naneler kökleri daha sıkı ve sağlam tutuyor. Bu sayede üzüm çubuklarımızın saçaklanması daha da hızlanmakta. Hatırlarsınız daha önceki videolarımda bağımızda eksik olan üzüm çubuklarımızın yerlerini bu üzüm çubuklarımızla doldurmuştuk. Artan üzüm çubuklarımızı bu açmış olduğumuz çukura tek tek sokuyoruz. Yerleştiriyoruz yani. Gördüğünüz gibi arada çok fazla bir mesafe koymanıza gerek yok. Kök kısmını toprağa yavaşça sokuyoruz. Ve ardından toprak ile kapatma işlemi gerçekleştireceğiz. Karşılıklı olaraktan da biz üzüm çubuklarımızı koyacağız. Aynı şekilde aynı hizada karşılıklı üzüm çubuklarımızı tek tek koyuyoruz. Bu şekilde üzüm çubuklarımızın köklenmesi daha da hızlanacak. İstediğiniz zaman buradan topraktan çıkarıp üzüm çubuklarımızı dikilecek yerlere götürüp dikeceğiz. Şimdi bel küreğimizle toprağımızı yığıyoruz. Çubuklarımızın gövdelerini kapatacağız. Bu şekilde üzüm çubuklarımızı değerlendirmiş oluyoruz. Hazır halde bekletmiş oluyoruz. Sizlere de kesinlikle bu yöntemi tavsiye ederim. Toprakta köklendirme işlemini gerçekleştirmiş olmaktayız bu sayede. Üzüm çubuklarını toprakta da köklendirebilirsiniz veya suda da köklendirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Her iki yöntemde de üzüm çubuklarınızın köklenme işlemi gerçekleşecektir. Toprakla üzüm çubuklarının dibini iyice kapattıktan sonra ayağımızla eziyoruz iyice yani çiğniyoruz. Hava almamasına özen göstereceğiz bu sayede. Dediğim gibi çift taraftan iki şekilde ayağımızla toprağı iyice bastırıyoruz, çiğniyoruz. Ve ardından üzerine tekrardan bir su tutma işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi suyumuzu da tutalım. Bu su verme işlemini 15 günde bir veya 20 günde bir yapmanız yeterli olacaktır. Ara ara biz bu üzüm çubuklarımızı tekrardan sulama işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi sizlere bir önceki seneden yine aynı hizada dikmiş olduğumuz köklenmesi için, saçaklanması için üzüm çubuklarımız var. Onları da göstereceğim. Ne hale geldiler, ne durumdalar onu da siz göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz gibi bu üzüm çubukları da biz geçen seneden artmıştı. Toprağımıza koyduk. Köklensin, saçaklansın diye. Hepsi de tuttu. İstediğimiz zaman biz buradan çıkarıp dikeceğimiz yere götürüp bu üzüm çubuklarını dikeceğiz.
Bunların artık tutmama gibi bir ihtimali yok. Nereye götürürseniz götürün bu üzüm çubukları kesinlikle tutacaktır. Özellikle biz nanelerimizin tiplerine bu üzüm çubuklarını koyuyoruz ki saçaklanması daha da hızlansın diye. Çünkü nanenin saçakları toprağı daha da sıkı tutmakta. Bugün sizlere üzüm çubukları nasıl köklendirilir, saçaklandırılır onları aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.